Canon EX6850 modelini arkadaşlar devirli kullanımdan sonra 5500 hata kodu verecektir. Ve buna benzer 1700 hata kodu da verebilir. Bu hata kodlarını ekrana gördüğünüzde yanlış yazılım denemeyin. Çünkü yanlış yazılım anakartı kilitleyecektir. Bu videoyu da sizlere anakartı nasıl sökeceğinize dair ilerleyen dakikada göstermeye çalışacağım. Anakartı söktüğünüzde bize gönderdiğinizde biz onarımını yapıp sizlere test ederek gönderiyoruz. Bu videoda bizden adres almanız için ekrana çıkan QR kodu okutarak WhatsApp'ta bize ulaşıp adres isteyebilirsiniz. Anlaşmalı kargoyla bize gönderdiğinizde onarımı yapacaktır. Dilerseniz şimdi geçelim videomuza, yazıcımızı nasıl çekeceğinizi sizlere adım adım gösterelim. EX6850 yazıcıyı nasıl sökersiniz arkadaşlar? Bu videoda sizlere onu göstereceğim. Bunların genelde yazılımı yüklerken anakartını kilitliyorlar ve anakartı kilitlendikten sonra emici durum hatası giderilmiyor. Eski sürümleri kesinlikle denemeyin. Şimdi biz bu videomuzda bir yazıcıyı sökmeyi göstereceğim sizlere. Yazıcının öncelikle arkadaşlar arkada iki tane vidası mevcut. Şöyle göstereyim. Şöyle iki tane vida. Biri burada, biri burada. Bunları sökmeniz gerekiyor. Kapağını kaldırdık. Ön kapağını açıyorsunuz arkadaşlar. Burada köşede geçme elleri var. Önce bu kapağı çıkaralım. Burada geçme eli mevcut arkadaşlar. Şu üstten şöyle ben makasla yapıyorum. Size düz tonu da yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle çektiriyorsunuz çıkıyor. Takarken de yine önce alttan tam vizesine getiriyorsunuz. Bastırıyorsunuz takılıyor. Bunu çıkarttık. Kenara alıyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz bir geçme eli var arkadaşlar şu tarafta. Şuna bastırıyorsunuz ve burası hafif yukarı çıktığını görürsünüz zaten. Burası yukarı çıkmışken şunu da şu şekilde makası buraya sokuyorum. Şöyle dibine kadar indiği zaman tırnağından kurtarıyorum. Yine arkada da aynısı var. Şurada yine makası soktum. Gözünüz burası ne yaptı? Hemen yukarı geldi. Diğer tarafa çevirelim arkadaşlar. Yine orada da aynı işlemler mevcut. Birincisi yine önde burada var. Bastırıyorsunuz. Hemen kaldırıyorsunuz yukarıya. Daha sonra ikinci kez burada deliğe sokuyorsunuz. Bunu da böyle şöyle dışa doğru esneterek çıkmasını sağlıyorsunuz. Ondan sonra arkada var. Onu da yine aynı şekilde. Yalnız önce bunu çıkarın. Unuttum ben söylemeyi. Önce buradaki kabloyu sökmeniz gerekecek. Çünkü koparabilirsiniz. İlk işiniz bu olsun bence. Şuradan geçmesi var. Şu şekilde. Şunun kablosunu sökün arkadaşlar. Şuradan. Şöyle sökelim. Çünkü bu engeller bizi. Onu çıkarttıktan sonra yine şurasını kastırmamız gerekiyor. Bir de burada var. Bunu da dışa doğru kastırıyoruz. Ve şuradan böyle kaldırıyoruz. Kaldırdığımızda kapağı çevirdiğimizde arkadaşlar bu şekilde artık kapak kurtuluyor ama depo bağlı bunda. Depo bağlı olduğu için depoyu şu içten böyle içeri doğru koyuyorum. Ve üst kapağı artık buradan alıyorum. Üst kapağı aldıktan sonra depoyu yine yana koyuyorum arkadaşlar. Bizim işlem göreceğimiz yer anakart burası. Onu hemen yakına alalım. Anakartı sökebilmeniz için bu şekilde geçme bant var üzerinde. Onu çıkarıyorsunuz. Şurada geçmeleri var şu şekilde. Daha sonra da şuradaki geçmeyi çıkarıyorsunuz. Şöyle çektiğinizde gelecek anakart bölümü burası arkadaşlar. Sırasıyla kablolarını sökelim. Yine beslemeden gelen bir kablo. Çıkarıyorum. Biraz daha yakın alalım. Görün. Daha sonra yine sensörden gelen bir kablomuz ve diğer sensörden gelen bir kablomuz. Yine bu kağıtla alakalı bir sensör. Bu da yine aynı kapak sensörleri ve bu şekilde bunları çıkarttım arkadaşlar. Şimdi burada da yine tırnaklar var arkalarında. Önce tırnağı açıyorsunuz. Kendinize doğru çekiyorsunuz. Bunda tırnak yok. Bunda yine tırnak var. Çekiyorsunuz. Çektikten sonra sıra buraya geliyor. Bunu çıkarttık. Bunu da çıkardım. Ve
kablolara dikkatli bakın arkadaşlar. Çıkarttığınız gibi zaten takarsan sorun olmayacak. Bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Çıkardık. Yapmamız gereken 4 tane vidası var. Sökmek. Bir tane şu altta var. Köşede var. Alt köşedekini de söktüğümüzde işlemimiz bitmiş olacak. Evet. Bu şekilde söktük arkadaşlar. Anakartı onarıma güzelce kargolayıp da gönderebiliriz. Bu şekilde yazdığınızı anakartını söküp bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Aşağıya beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup da bu gibi videolardan destek alabilirsiniz. Yeni katılan katıl özelliğinde ayrıca videolar çekmeye çalışıyorum. Ona da göz atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.